İnsanda bu bir yanlışlık. Bir savcılıktan doğruluğu kağıdı alınır, hepsi yapılır. O zaman bir suçu var da bu adama niye verdiler o mazmatasını şeyini, niye o zaman da iptal etmediler? Bu ayarlanmış bir kumpas. Kökü bu kadar basit. Tam da çözüm süreci tartışılıyordu. Çözüm süreci o zaten yedek lastik. O ne konuştuğunuz yok, oradan talimat alıyor, konuşuyor. Şimdi kendinin gideceğini biliyor da onun için. Zaman geldi artık. Seçim var önünde, seçim için. Teşekkür. AKP'nin şimdi bizim halk üzerinde oynadığı bir oyunlardı bu. Esenyurt üzerinde. Artık bu 1,5 milyon insanın seçmenin nasıl kendilerine çeviriz diye yapmış oldukları bir oyun. Buna artık burada halk da inanmıyor. Kimse de inanmıyor. Artık gidici olduklarında kendilerine inandıkları için ne yaparız artık? Bunların önünü keseriz. Peki niye şimdi yapıldı sizce? Niye şimdi yapıldı? Artık bunlar kendi anketlerini yapıyorlar. Her eylem sonunda bir anket yapıyorlar. Anket sonuçları da kendilerine ters tepki verdiği için yapacak kadar başka bir şey yok. Yani onların hepsi Tayyip Erdoğan'ın oyunları. Hiçbir çözüm süresi falan yok. Demokrasi bilmeyen bir adam. Hiç demokrasinin değerini anlamıyor. Ne çözüm süresi ya? 22 senedir ya. Adam İstanbul seçimini iptal etti ya. Halkın 13 binle İstanbul mu kazanır dedi. Bu çok basit. Tayyip Erdoğan'la hiçbir şey yapılmaz ki. Çok kötü bir olay. Yani Türkiye'nin demokrasisi için, insan hakları için, seçme seçilme hakkı için büyük bir rezalet diye düşünüyorum. Dolayısıyla bugün buraya gelmemin sebebi de o. Zaten biliyoruz yani demokrasinin olmadığını Türkiye'de. Hukuk yok, adalet yok. Yani bir insanın sadece geçmişteki konuşmalarından dolayı kaldı ki bir telefon dinlenmesi bile hukuk devletinde olamaz. Yani nasıl dinlenebilir ki? Ertesi sabah da kayyum atanıyor. O kayyum da buralarda dolaşıyor sabahleyin. Halkın arasında işte sokak şeylerin olduğu yerde. Ne diyeyim, adalet diye bir şey yok. Adaletsizlik. Başka bir şey diyemiyorum. Sizce neden böyle yapıldı peki? Bence haksızlık bir durum var. Her zaman olduğu gibi. Yani nedense DEM Parti'nin üzerine oynanıyor. Yani bir haksız durum var. Başka bir şey demiyorum. Yanlış yapıldığını destekliyorum. Yanlış yapıldı. Hakların seçilmiş bireyinin böyle bir gasp edilmesi haklarının şey değil yani. Yani hoş değil yani. Seçilmiş bir başkan. Bacan bunun suçu vardı. Suçu vardıysa seçime girdiği zaman koymayacaklardı. Herkesi bir mazbatasını vermeyeceklerdi değil mi? AK Parti.